Merhaba. Şu anda Londra'da bulunan National Gallery'de Giovanni Bellini'nin Çayırdaki Merhem orijinal ismiyle Madonna del Prato adlı tablosunun önündeyiz. Venedik'te resmedilmiş bu Rönesans tablosunu inceleyeceğiz. Bu videonun konusu olan görsel analiz yöntemlerinden bahsederken bu tablodan yararlanacağız. Tabi bu videoda bahsetmeyeceğimiz şeyler de var. Onları da en baştan sıralayalım. Örneğin ikonografiden veya bu tablonun Madonna ve çocuk konulu diğer tablolar arasındaki yerinden bahsetmeyeceğiz. Tablonun arka planında yer alan kimi hayvanlarda gözümüze çarpabilecek sembolizmden, tablonun hangi müşteri tarafından yaptırıldığından ya da tablonun yapıldığı dönemdeki siyasi, toplumsal ve ekonomik yapıdan da bahsetmeyeceğiz. Tüm bunların yerine tabloda gördüğümüz ve gözümüze çarpan unsurlara odaklanacağız. Yani bu videoda ölçek, kompozisyon, resim düzlemi, biçim, çizgi, renk, ışık, ton, doku ve desen gibi konular üzerinde duracağız. İlk olarak ölçekle başlayalım. Tabloda gördüklerimiz üzerinden giderek tablonun ölçeği, tablodaki figürlerin ölçeği hakkında konuşabiliriz. Şu anda pek çok farklı boyutta tablonun sergilendiği bir galerideyiz. Burada oldukça büyük sunak resimleriyle çok küçük tabloları bir arada görüyoruz. İnceleyeceğimiz tabloysa orta büyüklükte bir tablo. Tablonun boyutu tablo ile kurduğumuz bağlantıyı büyük ölçüde değiştirir. Oldukça büyük bir tablonun önünde dururken resmi bir bütün olarak görmek istediğimizden tablodan biraz uzaklaşırız. Ancak çok küçük bir tabloya bakarken her detayı yakalamak için resmi yakından incelemeye çalışırız. Tablodaki kadın figürü gerçeğe uygun boyutta resmedilmemiş. Çerçevenin 1 bölü 3'ünü kaplıyor. Aslında bu da bizi kompozisyon konusuna getiriyor. Kadın figürü, çerçevenin 1 bölü 3'ünü kaplamakla kalmıyor, aynı zamanda üzerindeki perdeyi andıran kıyafet tablonun en alt kısmına kadar uzanıyor. Bu durumda piramide benzer bir görüntü yarattığını söyleyebiliriz. Çünkü bildiğiniz gibi piramitlerin tabanı üst kısma göre daha geniştir. Ayrıca piramitlerin oldukça düzgün bir şekil olduğunu da belirtmekte yarar var. Bunun yanı sıra kadının kucağındaki çocuğun da kadının vücudunda piramide benzer bir şekil oluşturduğunu görüyoruz. Bu sayede kadın figürü ve çocuk arasındaki yakınlığı ve samimiyeti hissedebiliyoruz. Sanatçı Kadın figürünü ön plana oldukça yakın bir yere konumlandırdığından kadının ufuk çizgisinin önündeymiş gibi göründüğünü söyleyebiliriz. E, evet, tahmin edebileceğiniz gibi bu kadın figürü tablonun ana konusu. Ancak arka planda kadını çevreleyen şekiller bu kadının masumiyetini gözler önüne seriyor. Bellini'nin düzlem üzerinde arka planda kalan yatay şekiller yaratarak resmin ön tarafında piramide benzer bir şekil oluşturduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ön planda ilk olarak yeşil bir alan görüyoruz. Onun arkasında çakıl taşları var. Taşların arkasında işlenmiş tarım arazileri bulunuyor. Bunların da ötesinde bulutlar gökyüzünde yatay düzlemde gruplar oluşturmuş durumda. Kadın figürünü bir taraftan ağaçlar çevrelerken diğer taraftan dikey düzlemde mimari yapılar çevreliyor. Kompozisyon hakkında konuşurken sanatçının figürlerin vücut şekillerini nasıl resmettiğine bakmakta da fayda var. Meryem Ana'nın kafasının nazikçe aşağı, çocuk İsa'ya doğru eğilmiş olarak resmedilmesi buna bir örnek. Ayrıca parmak uçlarını birleştiren Meryem Ana'nın elleri arasındaki yoğunluk da etkileyici unsurlardan biri. Ellerinin arasındaki alan Meryem'in ve çocuk İsa'nın kafası ile aynı yoğunluğa sahip bir iç alan oluşmasına olanak tanıyor. Meryem Ana'nın omzundaki eğik çizgiyle kolunun ön kısmından ve çocuğun ön kısmından geçen eğik çizginin paralel bir düzlem oluşturduğunu görüyoruz. Buna benzer tekrarlanan şekiller kompozisyonda bir bütünlük yaratıyor. Şimdi de biraz resim düzlemi üzerinde duralım olarak resmin düz bir yüzeyde olduğunu ve bu düz yüzeyin üstünde üç boyutlu bir illüzyonla yeni bir düzlem yaratıldığını söylememiz gerekir. İlk olarak kadın figürüne bakalım. Kucağındaki çocukla yerde oturduğunu görüyoruz. Arka planda kalan ögeler var ve ön planda gördüğümüz kadın ve çocuk figürü var. Resim düzlemini atmosferik ve doğrusal perspektif olarak adlandırdığımız kavramlar belirler. Resmin en tepesinde yer alan gökyüzüne baktığımızda, gökyüzünün bize en yakın olan kısmının derin tonlarda koyu mavi ile boyandığını görebiliriz. Ancak gökyüzünün düzlemde ilerledikçe ufuk çizgisine doğru soluklaştığını görüyoruz. Şimdi de uzaklarda görünen dağlara bakalım. Dağların renginin giderek soluklaştığını görüyor musunuz? Bu uzak mesafeden baktığımızda normalde nasıl görüyorsak onun taklit edildiği bir teknik. Ayrıntılar belirsizleşir ve renkler soluklaşır. Sürülmüş tarlalara baktığımızda burada da doğrusal perspektif kullanıldığını görüyoruz. E, bu kısımda çapraz çizgilerin arka plana doğru küçülmesi düzlemi daha rahat algılamamızı sağlıyor. Ortogonal yani dikey çizgiler olarak adlandırılan bu çizgiler ufuk noktasında birleşmiş. Tablodaki bu çizgiler resmin önünde bulunan Meryem Ana ve çocuk figürü sebebiyle çok belirgin değil. Ancak yine de resimde mantıklı bir bütünlük yarattıklarını söyleyebiliriz. Aynı zamanda resmi inceleyen kişilerin düzlem ve resim arasında bağlantı kurmasını sağlıyor. Şimdi biraz da biçim konusuna değinelim. Genel anlamda biçimden bahsederken düzlemde yer alan cisimlerin nasıl tasvir edildiği sorusu üzerinde dururuz. Bu sayede sanatçının tasvir ettiği farklı biçimlerin çeşitliliğini daha rahat anlayabiliriz. Tabloda ağaçlar, yeşillik alan, tarlalar, dağlar ve bulutlar gibi pek çok doğal biçim karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda resmin ön planında Meryem Ana ve Çocuk İsa gibi insan figürlerini de görüyoruz. Bunların yanı sıra arka planda bazı mimari biçimleri de görmemiz mümkün. Bu biçimlerin bazıları, örneğin Meryem Ana, çocuk İsa ve hatta arkadaki bulutlar yuvarlak ve eğrisel çizgilerden oluşurken, arka plandaki mimari yapılar düz, doğrusal çizgilerle çevrili. Ön taraftaki insan figürleri üç boyutlu bir cisim gibi dururken, diğer bazı biçimlerin çok daha ince ve yumuşak göründüğünü söyleyebiliriz. Ağaçların üzerindeki yapraklar buna örnek olarak verilebilir. Bu biçimler sanatçının fırça darbeleriyle yaptığı renk dokunuşlarıyla oluşturulmuş. Biçimi genellikle çizgiler belirler. Bu bağlamda biçimleri birbirinden ayırmak ve sınırları belirlemek için kontur çizgilerinden yararlanılır. Buna örnek olarak Meryem Ana'nın üstündeki kıyafetle üzerinde oturduğu yeşilliği birbirinden ayırmak için kullanılan çizgileri gösterebiliriz. Ayrıca düzlemde tek başına çizgi oluşturan yerler de var. Ağacın dalları bu duruma iyi bir örnek. Çizgiler bazen de bir biçimin köşelerini belirler. Buna örnek olarak kare şeklindeki kulenin köşesini belirleyen çizgi verilebilir. Elbette renkten de bahsetmekte fayda var. Eminim ki hepiniz Meryem Ana'nın pelerinindeki yoğun mavi tondan oldukça etkilenmişsinizdir. Ayrıca Gökyüzündeki koyu mavi tonlarıyla Meryem Ana'nın çevresinde ve arkasında bulunan tarlalardaki toprak tonlarının kahverengi ve yeşil tonlarının oluşturduğu kontrasttan da bahsetmek gerekir. Bu tabloda üç ana renk grubu olduğunu söyleyebiliriz. Meryem Ana'nın pelerininde, gökyüzünde ve dağlarda kullanılan mavi ve tonları, Meryem Ana'nın içindeki giysi kullanılan kırmızı tonları ve son olarak tarlalar ve mimari yapılarda kullanılan sarı tonları. Bu üçünün resimdeki ana renkler olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Meryem Ana'nın kafasına geçirdiği eşarpta, figürlerin tenlerinde ve dağlarda beyaz tonlarının kullanıldığını görüyoruz. Bu anlamda Meryem Ana'nın gökyüzüyle ilişkilendirildiğini söyleyebiliriz. Renk bir anlamda ışık işlevi de görür ve sanatçının burada güneşli bir günde görülen ışık dalgalarını resme yansıttığını söyleyebiliriz. Güneş ışığı sol taraftan insan figürlerinin biraz önünden yere yansıyor. Işık oldukça yüksekten yüzeye vuruyor. Bulutların üst kısmının aydınlık olduğunu ancak alt kısımlarının gölgede kaldığını söyleyebiliriz. Aynı şekilde Meryem Ana'nın sağ kolunun ön kısmına baktığımızda yukarı kısmı aydınlık taraftayken aşağı kısmının ise gölgede kaldığını açıkça görebiliyoruz. Sanatçı bu kadar tutarlı bir ışık gölge algısı yaratmak için çok uğraşmış olmalı. Bu da oluşan gölgelerin ışık kaynağıyla her zaman uyum içinde olduğu anlamına geliyor. Örneğin Meryem Ana'nın suratını inceleyelim. Sağ yana aydınlıkken Sol yanağı gölgede kalmış. Bu sayede renk tonlarının aydınlıktan gölgeye geçerken nasıl göründüğünü algılayabiliyoruz. Sanat tarihçilerinin ışık gölge oyunu olarak adlandırdığı bu teknik düzlemde üç boyutlu bir biçimin oluşmasını sağlıyor. Işık ve renk aynı zamanda tona da bağlı. Ton bir rengin açıklığını veya koyuluğunu ifade eder. Resmin pek çok yerinde buna rastlayabiliriz. Örneğin tonun kullanımına güzel bir örnek Meryem Ana'nın pelerininde karşımıza çıkıyor. Ancak tonun en ince ayrıntılarını figürlerin teninin tasvirinde görüyoruz. Meryem Ana'nın yüzündeki mükemmel işçilik ve pürüzsüz fırça darbeleri bu resimde dokuların çeşitliliğini yansıtıyor. Sanatçının ciltte veya kıyafetlerde yarattığı pürüzsüz dokuyla çakıl taşlarının yüzeyinde gördüğümüz kaba ve pürüzlü doku arasındaki kontrast da oldukça dikkat çekici. Resimde gördüğümüz bir diğer doku ise ağaç yapraklarının tüye benzer dokusu. Doku, sanatçıların farklı biçimleri resmederken gerçeklik algısı yaratmak için kullandıkları ve kullanılan malzemeye göre büyük değişiklik gösteren bir araç. Evet, bu resmin Yağlı boya ile yapıldığını biliyoruz. Yağlı boya, farklı dokuların betimlenmesi için oldukça uygun. Son olarak da desen kavramından bahsedelim. Doğal biçimlerde oluşturulan bir manzara resminde desenin karşımıza çıkma ihtimali biraz düşük. Çünkü genellikle desen, bir biçimin tekrarlı bir şekilde kullanılmasıyla yaratılır. Böylece dekoratif bir alan yaratılır. Meryem Ana'nın üstündeki mavi kıyafette görülen altın işleme, desene ya da süslemeye örnek olarak verilebilir. Yakından bakarsanız yeşilliklerin arasında hemen fark edilmeyen doğal bir desenin olduğunu görebilirsiniz. Burada tekrarlayan bir şekilde tasvir edilen yaprak biçimleriyle yeşilliklerin neredeyse halıya benzer bir dekoratif alan oluşturduğunu görüyoruz. Bu desenin arkasında ise doğanın sınır tanıma hali karşımıza çıkıyor. Genellikle desenin sanatçının yarattığı illüzyon ve derinlikle birlikte resim düzlemiyle zıtlık içinde kullanıldığını düşünürsek bu hiç de şaşırtıcı değil. Tabloda biraz da olsa yukarıda durduğu görülen yeşil alanlar bize aslında bunun iki boyutlu bir yüzeyi olduğunu hatırlatıyor. Evet sonuç olarak Ölçek, kompozisyon, resim düzlemi, biçim, çizgi, renk, ışık, ton, doku ve desenlere bakarak resmi bir anlamda daha derinden inceleme şansı elde edebileceğimizi gördük. Ancak tüm bu saydıklarım, sanat tarihçilerinin sanat eserlerini incelemek için kullandığı araçlardan sadece birkaçını oluşturuyor. Hoşçakalın.